geliyor, kurt geliyor. Oğlum dün oraya... CS2... CS2'yi gördüm. Ya evet şöyle, abi başlıyoruz, tryhard. Eve gelirken şöyle bir storylere bakayım dedim. Anonsun story'yi gördüm. Çuğuluk çuğuluğa nasıl eğleniyorlar ama. Çok selam olsun. Bir baktım. Aa inanılmaz falan. Ben Dust 2'yi görüyorum. Hala aynı Dust 2'yi görüyorum. Acaba dedim bir şey mi oldu falan ama meğersem yenilenmiş Dust 2'ymiş o mesela. Ben orayı anlayamadım. Ama nasıl kıyamet kopuyor yani. Diren falan arkada zıplıyorlar falan filan. Anlayamadım oğlum farkını. Anons açsın ya artık. Dur bakalım. Ramazan Lost. Şuna bir geçelim bakalım. İret bulamıyor. Bu şimdi yeni Counter Strike mı? Abi ekran evet. Var mı? Ekran. Ekran. Ya var teneke bir sakin ol. Dal yaprağı. Sana dedi Hasan. Hadi sana da derim antilop. Bana denmez. Niye ben diyemiyorum de Dungur? Anda val seni. Antenlik yapma kofur. Başlat. Ya sus. Dümbük götü. Mert seni bak, hayatını Mert. Silerim. Bana koydu yani bu. Bana biraz rahatsız etti yani bu. Küfür ne dedi gibi anlamadım yani. Ki. Ben hayatını silerim dedi. Peki. Lan dıngız Mert. Bak senin sub içine vurayım ben. Binnaz hadi başlat şunu ya. Strike match. Information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new smoke. Game engine, we've evolved. Bu hafta basınca zıplayarak attı herhalde. O smoke gelmiş mi? Kullanmıyorduk biz smoke. Bak şimdi. Şu an dışarı. Ulaşlar çok iyi olmuş abi. Öğreniriz artık oyunda. Bak. Smoke grenades. Bizi ilgilendirmiyor ya, ne bak smoke. Ya. Smoke bir daha bir smoke tarayınca açılıyor. İçi açılıyor. Now create volumetric 3D objects that live in the world. Bayağı iyi lan. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, but the smoke can interact with the environment in interesting... Oğlum sis biraz bayağı fazla, bu kadar sis olmuyordu normalde. Aynen. Ways. Çok iyi yapmışlar. It reacts to lighting. Bros to fill spaces naturally. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even... Sisin içine bomba veya mermi geçince herhangi bir hava olayı olunca dağılıyor o zaman. Alo. Üfleyince de gidiyor. Alo. Selamun aleyküm pıttıklar. Aleyküm selam. Taharet musluğu. Gofik. Hoş Sibon. Geldin. Yaramın üç bacak. Lan gerizekalı yaramın başı yok. İbiş. Hoş geldin İbiş. Allah Allah. Niye öğrenemez bu kadar basit bir olayı niye öğrenemediniz ya? Düdüğünü sildiğimin. Nasıl öğrenemezsin? Lan düdüğünü Allah çaldım. Ya susurundan bey namazlar. Hadi bakalım. Tamam bu sis mekaniğini değiştirmişler. Evet güzel olmuş. Aradan anladığım kadarıyla mermi geçtiği zaman görünüyor, bir şeyler oluyor falan filan. Güzel taktikler yapılabilir, her yeri sislerler. Güzel troller yapılabilir. Aynen öyle. Sanırım sadece oyun motorunu değiştirmişler. Mesela Çağlar bir small içinde saklanacak ya, bombayla atçın orayı. Bence de bu böyle, oyun motoru değişmiştir. Bunun büyük bir güncelleme... Aynen, daha flexible hale getirmişler. O oyun katılıyorum. Katılıyorum. Çok büyük bir güncelleme geleceğini zannetmiyorum. Ama yeni oyun motorunun üstüne eklemeler mesela bir sene içerisinde daha büyük değişimler gelir gibi geliyor bana. Zaten şu an beta'da. Haziran'da bitireceğiz demişler yazın. Aa Haziran'da mı bu geliyor? Gelmedi yani evet, şu an. Bu akşam betası açılacak diye biliyordum. Beta ben Twitter'da gördüm. Yayıncıyı da belli değil. Yaz dediler sadece. Ya şey yaptılar. Yabancı yayıncılara falan öyle access tarzında bir şeyler verip yayın açmalarına vesaire izin verdiler. Tabii onlara göre biz de yabancıyız. Oynandı oyunda... Yani biz oynayamayacağız mı şimdi bunu? Ben yok. Twitter'da gördüm ama Twitter'da gördüm. Belki sen oynarsın Çağrı abi tek başına sana çözerler. Sesine vurayım. Hayır birisi Steam'de girmiş CSGO 2 yazıyordu orada. Hayır ya. Ya öyle aksesi vardır. Ha abi, Zantares. Yok işte. Ha bak Zantares. Zantares bir zahmet oynasın abi. Aynen harbiden abi. Niye lan? Nasıl niye? Zantarez bir zahmet tabii ki oynasın da. Futbolu yeniden yapıyor olsalar, Messi'ye sorsalar gel bir önden dene. Garipsiyecek mi Çağrı?
Kardeşim. Ben Mert. 2 gram Niye futbol bilginle 2 gram ki? Futbol bilginle burada çok bana örnekleme yapma. Çok özür tamam. diliyorum. Çok kötü bir seni çok fena ayağımın altına alırım. Susak. Hayır hayır Zanteres'e verdiler. Bana bir mail atmak çok mu zor abi? Ben de bu piyasada bunu anlayamıyorum yani. Bu adam da yani neye eksik? Ben bu oyundaki lobilerine benim bu oyunun lobilerine verdiğim emeği kim verdi? Evet biz de geri dönüş verdik. Bu oyuna ben bir dönem binlerce insan online tuttum en azından. Oynatmasam bile lobide tuttum. Damlamalık yapma başlat. Devam et denir. Even more tactical opportunity. Nereden bilsin ki o cahil sapık sapsık damlama. Öldürdü takıp öttürdü. Aynen zurna teneke pıttığına sildiğim dal yaprağı. They're just going to look and play better. Oy. Bu da baya bak bu da renkler biçerek. Geri dönüş şifresi değişmemiş. Neyi değişmemiş? Şifre. Summer 2023 diyor. Sadece bombaları ve etrafı gösterdiler şu anda. Yani. Para sonbahar. Yeni oyun para tuzağı aynı şeyle. Oy. Oy ne olmuş oğlum? Oy. Map. Oy. Bunu oğlum eski oyun gibi. 1.6. Oğlum salak mısınız bu eski gösteriyor ya. Nereden nereye? En iyisi. Retro işte yapmışlar. With over Aynen. 20 years of history. Nostalji. Maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. And in Counter-Strike 2, maps are getting a new look. But don't worry. You can still bring along your countless hours honing strategies and exploiting every corner and crevice. We took three approaches to improving maps while retaining. Ben diyor ki yepyeni bir oyun değil diyor. Yani yine aynı sistemde oynayın. Daha iyi, daha rahat, daha böyle flexible oynayabileceğiniz bir oyun geliştiriyoruz diyorlar yani. Their rich legacy. First, there are touchstone maps. Classic maps with solid abi, foundations. Abi Ramazan Özdil şey de gelmiş ha. Zaten ne gelmiş? Attım bak sana. Ne Ramazan sepetini? Biliyorum kesin düşündüğüm video. Dust 2 değil mi bu? Ne olmuş lan? Aaaa! bunu güncel versiyonu biz çekelim mi ya? İftar saatleri de var. Sağda yüksek kalitesi varmış. Kardeşim durun yeni bir güncellemeye bakıyoruz ya. Can use to evaluate gameplay changes from CS:GO to Counter-Strike 2. Zaten yeni bir oyun gibi yapamazlar ki bir ton hani burada bir ton bunların e-sporcuları var, bilmem nesi var. Bir ton ama o tekniği çok değiştirmezler tabii ki. Bir de bunun pazarı mazarı bir ton kişide skin'i mikini bir şeyleri var. Aynen pazar. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. Ya benim bakmam bak ne yazıyor bak. Haritalarda aydınlatma karakter gönüllü geliştirmeleri. These have improvements to lighting and character read, but otherwise haven't been changed. Dışında başka bir değişiklik olmayacak. Next we have upgrades. These are maps that use new Source 2 lighting, including a physically based rendering system that produces realistic materials, lighting, and reflections. And finally, overhauls. The oldest maps have been fully rebuilt from the ground up, leveraging all of the Source 2 tools and rendering features. These tools will be available for community map makers to make it easier to build, experiment, and iterate. With upgrades to lighting, player read. Ya şu kullanılmayan bir ton zirzop harita var ya. Onları bari böyle birazcık güncelleyip kullanılabilir bir hale getirseler ya. Aynen öyle. The Survivor. Materials in Counter-Strike 2. Even the familiar will feel bright. Arkadaşlar Twitch bildirimlerinde problem var olabilir. Instagram'dan takip ederseniz story ile size bilgilendirme geçiyorum efendim. And new.
Vizyona bak, JC2 almışlar username'i de. Ya en azından şu bomba çözme kısmında mesela tıt 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 değil de mesela ace şifre falan girse mesela. Hem de fake ya vermesi falan da zorlaşırdı. Siteye attın mı Mami? Bilgisayarımız olsa da oynasak. Evet. Keşke lan. Ama sıkıntı yapma kardeşim. Bütün internet kafelere yüklerler bu oyunu. Başka bu kadar mı? Başka hiçbir şey yok mu yani? Sitesi var bize. Sitede en son attım. Ne abi? Sitede ne var? Sitesinde ne var? Affedersin. Ne zaman gelecek? Ne olacak? Ne zımbırtı? Ya teknik bilgiler. Map'in nasıl değiştiğini falan gösteriyor sitede. Ha, bir de şurada üçüncü bir videoyu da attılar. O da tick rate ile ilgili de çok yani. Nerede üçüncü de video? Şu mu? 2 saat önceki. O üçüncü olan. Üçüncü. O da teknik. Bizi aşar. Kardeşim, ben sana bu tekniği öyle bir anlatırım ki mal olursun. Is known for its visceral and satisfying Bofur gunplay. Oy. Now firing a weapon looks pretty simple. You click your mouse, your character shoots, your target takes. Anlat. Ben anlatayım da senin bu bedavacılığın, beleşçiliğin, bu senin bu ezberciliğine peki nasıl çözüm bulacağız? Hiç araştırma yapmadan. Ben sana anlatırım. Damage. But there's a lot more happening behind the scenes. In previous versions of Counter-Strike, the game only evaluated moving and shooting in the... Bu ne şimdi abi? Bize açıklar mısın? Bu ne biliyor musun dostum? Bu 0-128 arası ne demek biliyor musun? 128 beygir demek bu. Tamam mı? He. Ya arabalar sevsinler. Ya inanın. O zaman biliyorsan kendini oku anla lan gerizekalı. Allah Allah. Gerizekalı dedin. Gerizekalı diyebilirsin. Listede yok. Arkadaşlar. Anlatayım mı yoksa hani bilen bildiği gibi mi devam? Yanlışlarınızla yani bu yanlışlarla ben devam etmek istiyorum diyorsan hiç anlatmayayım. Sen kendi bildiğin yanlışlarla devam et. Anlat. Diyorsan ki aydınlat. Ha. 128 beygir mi abi şimdi bu? 128 beygirdi eskiden sunucular. 128 milyar. Evet, 128 beygirlikti. Ama biz işte oynadığımız 64 beygirini. Mesela bir araba yazılım atmak gibi düşün. Araba ne olacak şimdi? 180-250 beygire çıkacak mesela küçük bir yazılımla. Anladın mı? Ama o yazılımı atarsın, ne yapıyorsun? Lastiğini de ona göre değiştiriyorsun. Araba ona müsaade ediyor mu falan filan. Kilidini açtırıyorsun. 64'ten 128'e çıkartıyoruz. Pardon. 64 beygirdi. Çünkü biz 32 bit 64 beygir sunucularda oynuyorduk. Bildiğimi de unuttum. 128 beygir oluyor. Tamam ya bu gerizekalımız oğlum işte 64 bitten 128 eskisi, bit. Hayır bu eskisi zaten 128'di. Oğlum ama biliyorum. Ama bu tick rate ya. Biliyorum ki sen benden neden panik oluyorsun? Hayır. Tick rate arkadaşlar. CS'nin sunucuda da 64 tick rate. Saniyede 128 tick yani. Abicim biliyorsan sınavda gelince yaparsın o zaman çocuklar. Bitti ders bitti. Abi ben anlamadım. Al işte ya. Arkadaşım Yağmurcuğum sen notunu al yine de. Ben alıyorum hocam. Bakın arkadaşlar ya, 64 yağmur. Bit. Bit rate. Tamam mı? 64 bitten 128 bit aralığında sunucular vardı bu eskiden. Anladın mı? Doğru. Bu da ne demek? Abi 64 ne demek? Ne demek? Tick rate. Ne demek? Bit rate. 256. Tick rate de olur. Hiç hocam hocam yok. Hocam ben söyleyeyim. Tick rate ne demek biliyor musun? Senin bu click rate yani. Buna tıkladığın andaki oradaki oranı. Saniyede yani 64 kere tıklayabiliyoruz mu sol tıka? Hayır. Discrete time intervals or ticks and time between those ticks didn't exist. Bu tikler arasında zaman yoktu eskiden. But the most part, bak bazı zamansız. Görüyor değil mi? Çıplak göze de belli oluyor zaten. Şimdi ne yaptılar abi? Those milliseconds between click and tick could be the difference between. Artık yelsiz yelsiz oynamıyoruz. Anladın mı olayı? Şu görselde bak. Ben olayı çözdüm şu anda. Bak. Evet. Ben iki şu anda arasındaki saniyeye ben bak. Ben şu anda bu görselle olayı çözdüm. Çözdüm abi. Eskiden seni bir sınırlama içerisinde. Bak bu neydi biliyor musun? Eskiden senin bir sınırlaman vardı. 128 bit tick rate'i vardı sunucuların. Doğru mu?
oydu. Maksimum oydu. 128 tick rate'in maksimumdu. Biz de hani bulamazdık 128 tick rate. Bizim zamanımızda 16 tick rate, 8 tick rate'li. Hani PUBG falan 16 falan, öyle söyleyeyim sana. Anladın mı? Şimdi o sınırlamayı ortadan kaldırmışlar. Yeni bir sistem getirmişler. Tamam mı? Herhangi bir zaman aralığında değilsin artık. Ve tıkladığın anda, aynı zaman çizelgesi içerisinde tıkladığın anda bir sonraki tick rate'inin sınırını beklerdin önceden. Yani bastın, o iki aralıkta, yani şurada bastın, tırt derdi, burada bir daha algılama işlemine girerdi. Doğru mu? Yani doğru. Artık koşarak vurabilecek miyiz demek mi oluyor bu? Hayır. Yani artık sen koşmaya bastığın zaman koşabileceksin oluyor. Yani wow. Eskiden koştuğunu zannediyordun bazen. Oraya denk geldiğinde. Ya bu pandemi döneminde de herkes slide'dan öğretim görevlisi oldu. Terbiyesiz. Çık dışarı. Terbiyesiz. Slide'dan ders anlatıyor. Seni terbiyesiz. Biliyorsan gel kendin anlat. Şimdi dostlar bakın, makarası bir tarafa, ben olayı harbiden anladım. Bak ciddi anladım. Az önce bizi görmek istermiş olduğu 128 tick rate alan vardı ya. Artık o alan yok. Çünkü o alan olursa, tamam mı? O kendini tekrar eden bir süreç ya. 128 tick rate sunucuda mesela tepkime hızını en hızlı alabildiğin şu anda elimizde olan 128. Adamlar diyor ki biz diyor yepyeni bir sistem inşasında bulunduk diyor. Anlatabiliyor muyum? Yepyeni bir sistem inşasında. Bak diyor ki bak bastın. Uygulandı, bastın. Hani zaman aralığını kaldırdık diyor ortadan. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum bence ya. Yani artık bu iki tik arasında da işlemin dikkate alınıyor. Landing or missing your shot. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick. İşte bu yüzden Counter-Strike 2'ye sub-tick rate getirmiş adamlar. Update. Madem böyle bir şey yapıyordunuz, niye bu 10 yıl beklediniz? Babacım bu öyle güzel kardeşim. Sen çünkü Mobile Legend oynarken telefonla adamlar çalışıyordu ders. Adamı kaç tane adam okuttular. Burs verdiler, onlar okudu. Geldiler, mezun oldular. İşin başına geçti. İşi öğrendiler. Şimdi anca yaptılar. Oturduğumuz yerden sallayalım o zaman. Skinleri geçiremiyorlardı yeni motora. Sen nasıl bu kadar hakimsin ya? Oradaki dedikoduya nasıl bu kadar hakimsin? Great no longer matters for moving and shooting. So the server will know the exact moment you fired your shot. Bak bir zaman çizelgesi yok artık. Dediğim gibiymiş işte. That's why with Counter-Strike 2, we're introducing sub-tick updates. Bak zaman çizelgesi yok. İşlemin uygulanma zamanı, bütün gündür ders anlatıyorum. Senin tıkladığın anı baz alacak artık. Referansı o olacak artık. Ya İbo dokunma. Santeres'in söylediğini burada biliyormuş gibi söylüyor. Amına koyayım. Yok skinler gelmiyormuş falan. Benim dediğimi dedin zannettim. Santeres benim dediklerimi anlattı dedin zannettim. Çok sevinecektim ya. Benim dediklerime benzer bir şeyleri anlatmıştır ama Santeres de bence. Evet evet benziyordu, dinledim. Yağmur sen ne ses çıkarttın anlayamadım. Dondum kaldım amına koyayım ya. Ne dedi? Dokunup durma dedim. Ben bana bir tek o kadarı geldi. Ben kanım dondu ondan sonra. Yağmur. Nasıl? Mikrofonun açık ha. Yağmur mikrofonun açık. Yağmur. Efendim. Yağmur, kendine gel. Lan aklımızı tamam, aldın Yağmur. Ya bu gece yapmayın bari ya. Ramazan'dayız ya, Allah ya, Allah. Niyetliyim, ya niyetliyim ya. Gugu duşa girdi ya. Adam yeni aldı abdest. Mami ne oluyor lan? Yağmur ne oldu anlamadım. Hayır, ben. Hayır sen şimdi ders anlatıyorsun ya. Ben de İbo'ya dedim ki dokunmayın, burası etmedi. Ama çok komik çıktı o an. Yine sınıfın abazası oldum ya. Sen Yağmur'a bu şaka, sen İbo'ya bu şakayı yaptın ama bugün bu çocuğun orucunu yedin şu an. Niyetim bozuldu. Ablacığım lütfen şakalarımızı dikkatli yapalım ya. Now the tick rate bak, no longer matters for moving and shooting, so the server will know the exact moment you fired your shot, jumped your jump, or peaked your peak, and the server will calculate your precise actions between ticks. Artık so böyle vuracağım. Is what you get.
hocam normal bir maç atıp yükleseydiniz ya. 3 tane sahne çekmişsiniz, hepsini onu koymuşsunuz. Ben de buna yar oluyorum ya. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyna. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Değerli kardeşim, hoş geldin. Değerli kardeşim, kardeşim, ne haber? İyi hacı, senden ne haber? İyi, Counter Strike 2 gelmiş, 1 ile 2'nin arasındaki farkı anlamaya çalışıyorduk. Tedaviden mi geldin Gugu? YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara, bir girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı, anı yaşaman lazım. İleri ileri, nereye kadar ileri ileri? Gel, anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.